station. It's time, get up and shout. I wonder what we'll learn about. Flippy Wonders. Plajda olmayı seviyorum. Oo! Uçan bir balık. Merak ediyorum. Okyanusun altında ne var acaba? İyi fikir Tebs. Okyanusa girip bunu öğrenebiliriz. Ördek ayağına ve pervaneye ihtiyacım olacak. Ördek ayakları, pervane onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Oh! Burası tamamen başka bir dünya. Bu bir tür sualtı ormanı gibi bir şey mi? Kesinlikle. Burası bir orman. Mahalleme hoş geldiniz. Benim adım Jerry. Deniz anası Jerry. Merhaba. Benim adım Blippi. Ve bu da Tebs. Okyanusta ne olduğunu görmek için buradayız. Evet. Çok şey var. Okyanus sürprizlerle doludur. Sana göstereyim. Arkadaşlarımla buluşacağım ama yol boyunca sana bir tur attırabilirim. Tamam. Teşekkür ederim Jerry. İlk durak Yosun Ormanımız. Bu yosun 45 metreye kadar büyüyebiliyor. Vay, ne kadar da uzun. Evet. Ama bazen buralardaki su akıntısı yosunu uçuruyor. Yosun, yosun. Hayır, bu asla olmazdı. Harika fikir Tebs. Hadi turbo iticileri kullanalım. Güzel. İyi olmana sevindim. Hadi devam edelim. Vay canına. Bu balık mavi ve uzun bir burnu var. O bir mavi marlin. Yiyecek bulmak ve yakalamak için burnunu kullanır. Ve ayrıca çok hızlıdır. Hayır, bu asla olmazdı. Evet Tebs, burası gerçekten karanlık. Her neredeysek. Jerry. Blippi, oradaki sen misin? Hayır, bekle. No! Gri balinayı korkuttum. Ve o da seni hava deliğinden mi uçurdu? Bu asla olmazdı. Bizi oradan çıkardığın için teşekkür ederim Jerry. Aydınlanmışsın. Sana okyanusun sürprizlerle dolu olduğunu söylemiştim. Hey bak, bunlar arkadaşların. Merhaba arkadaşlar, beni buldunuz. Ve ben de sorumun cevabını buldum. Okyanusun altında ne var? Bir yosun ormanı, mavi marlinler, devasa balinalar ve yanan bir deniz anası var. Cevabı yükle Tebs. Biz sadece birinci bölümdeyiz. İkinci bölümde bir ahtapot, bir köpek balığı, bir deniz kaplumbağası ve bir ton balığı var. Hoşça kal Jerry. Ve bir susamuru ve deniz atı, bir ıstakoz ve bir vatos var. Vay Tebs! Şu muhteşem yağmur ormanına bak. Haklısın. Bahse girerim, orada her türden ilginç hayvan vardır. Merak ediyorum. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanlar yaşıyor acaba? Örümcek bacaklarına ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Tutucu kol, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Vay canına! Burası ne kadar yeşil. Buraya gerçekten çok yağmur yağıyor olmalı. Evet, gerçekten yağıyor. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tebs. Merhaba, ben Bay Dev Panda Yusu. Tanıştığıma memnun oldum. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanların yaşadığını bilmek istiyoruz. Bize etrafı gösterebilir misin? Evet, tamam. Ama kız kardeşimle öğle yemeği için buluşacağım ve hep geç kalıyorum. Ama bu kez erken gitmek istiyorum. Çok uzun sürmez. Harika. Gidip ne bulabileceğimize bakalım. Evet, teşekkür ederim. Öğle yemeğinden önce biraz acıktım. Bu yüzden biraz bambu toplamama yardım eder misin? Sadece atıştırmalık. Tabii. Vay canına. Bu bambu bir ev kadar uzun. En sulu olanlar en üstte oluyor. Alır mısın? Wow. Çok güzel.
Vay bak, bir maymun var. O bir altın maymun. Merhaba Fred. Üzgünüm Fred. Bütün pandalar bambuyu sever. Aslında yediğimiz tek şey budur. Dondurma bile yok mu? Evet, dondurma bile yoktur. Bambu aramalı olmadığı sürece. Bana biraz daha bambu getirir misin? Bütün bu çiğneme beni acayip acıktırıyor. Elbette. Güzel bir saf var tam orada. Vay canına. Küçük kırmızı böcekler. Bunlar Reis ve Fiona. Kırmızı bambu bitleri. Merhaba böcekler. Hayır, yine geç kalacağım. Gitmem gerekiyor. Bir daha olmaz. Üzgünüm ama yeni arkadaşlarım Blippi ve Tepse yardım ediyordum. Merhaba. Senin bambundan biraz alabilir miyim lütfen? Tur için teşekkür ederim Bay. Sorumu cevaplamama çok yardımcı oldun. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanlar yaşıyor? Altın maymunlar, kırmızı böcekler ve bambu yemeği seven dev panda ayıları. Cevabı yükle Tebs. Sanırım bir şeyler atıştırmamızın zamanı geldi. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Şu kar tanesine bak. Oh! Vay canına. Katılıyorum Dibo. Kar taneleri gerçekten güzel. Merak ediyorum. Kar tanesi nasıl oluyor acaba? Haklısın Dibo. Bir buluta çıkıp bunu öğrenebiliriz. Tutma koluna ve kanatlara ihtiyacım olacak. Tutma kolu, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi gidip kar tanesi nasıl oluyor öğrenelim. Çok yüksekteyiz ve hava da oldukça soğuk. Hava çok soğuk değil mi? Ben Mimi. Bulutuma hoş geldiniz. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Dibo. Çok sıkı çalışıyor gibi görünüyorsun. Haklısın. Şimdi küçük bir parçacığım. Yakında bir kar tanesi olacağım. Bana şu büyük su buharı bulutunu uzatır mısın? Buluttaki su üzerimde donuyor. Ve sonra daha çok kristal büyütüyorum. Bir kar tanesi 100 buz kristalinden oluşabilir. Tüm bu buz kristalleri seni kesinlikle güçlü kıldı Mimi. İşte. Git yakala Dibo. Artık yeterince ağırım. Yere düşebilirim. Beni takip et. Yaşasın. Mimi, su buharı sana her yapıştığında ve buz kristallerine dönüştüğünde daha da büyüyüp daha etkileyici oluyorsun. Teşekkürler. 6 tane köşen var tüm diğer kar taneleri gibi. Ancak kendi benzersiz tasarımınsın. Evet, kar taneleri birbirine benzemez. Bu da benim gibi kimse olmadığı anlamına gelir. O yüzden ismim Mimi. Bir kardan adam, mükemmel. Ekibimin kalanıyla oraya inebilirim. İşte yaptım. İnmeyi bitirdim. Aferin sana Mimi. Ve sorumun cevabını aldım. Kar tanesi nasıl oluyor? Havada bir parçacık olarak başlıyor ve soğudukça sürekli buz kristallerini topluyor. Sonunda benzersiz bir kar tanesi oluşuyor. Cevabı yükle Dibo. Hoşça kal Mimi. Güle güle Blippi. Vay canına, bu arı kesinlikle meşgul görünüyor. Ve şunlar da öyle. Ve şunlar da meşgul. Hepsi meşgul. Şuradaki hariç. Bu arılar bal yapmakla meşgul. Merak ediyorum. Arılar balı nasıl yapıyor? Evet, bir arı kovanına girelim.
kanatlara ve ekskavatör koluna ihtiyacım olacak. Kanatlar, ekskavatör kolu onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Şimdi sadece bir arı gibi davranmamız ve daha küçük olmamız gerekiyor. Küçülüyoruz! Haklısın Tebs, arının dili çiçeğin içinde. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tebs. Nasıl bal yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Merhaba Blippi, adım Arı John. Demek bal ha? Olman gereken yer burası. Şimdi bu tatlı nektarı içmek için dilimi kullanıyorum. Biz arılar bal yapmaya böyle başlarız. Tamam, arı kovanına gidelim. Beni takip et. Bilgin olsun. Bir sürü arı çalışıyor. İçerisi bal fabrikası gibi. Arı John, şu an hepsi nektar mı çiğniyor? Elbette. Çiğnemek gerek. Yaptığımız budur. Çiğnemek kalınlaştırır balı. Akan bal olmamalı. Yine kafiye yaptım. Ve çiğnedikten sonra balınız oluyor ha? Hayır hayır. Gösterecek çok şey var. Çiğniyoruz. Sonra yutuyoruz. Nektar midemizde kalıyor. Bal oluyor. Sonra onu bal peteğine koyuyoruz. Bal peteği mi? Evet. Balı bal peteğinde saklarız. Ha? Belki biraz bal tadabilirim. Hay aksi. Komik görünebilir ama kanatlarımızı çırparak balı daha kalın hale getiririz. Bu bir arı olayı. Vay! Evet Tebs, sorumun cevabını öğrendim. Arılar nasıl bal yapar? Çiçeklerden nektar alırlar, çiğnerler, midelerinde saklarlar. Ardından balı bir petek içine koyarlar ve üzerinde kanat çırparlar. Cevabı yükle Tebs. Hoşça kal Arı John. Arıcılık yaptığın için teşekkür ederiz. Güle güle. Evet. Vay canına. Bu örümcek ağ harika görünüyor. Haklısın Dibo. Örümcek ağlarının çok sanatsal tasarımı var. Merak ediyorum. Örümcekler ağlarını nasıl yapıyor? Evet, gidip soracak bir örümcek bulalım. Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Merhaba, ben Spencer. En son sanat eserimi yaparken beni izlemeye tam zamanında geldiniz. Merhaba, benim adım Blippi. Bir ağ yapmak mı üzeresin? Evet öyle. Bu benim en büyük başyapıtım olacak. Tüm zamanların en ağ gibi ağ. Hı? Yardım eder misin? Evet. Örümceklerin ağlarını nasıl yaptığını öğrenmek istiyorum. Yaratma zamanı. Dibo, hemen döneceğim. Blippi, sen tutucum ve testçim olabilirsin. Ağım ortasında bazı üçgenler bulunan daire şeklinde bir tasarım olacak. Ağını yapmak için ne tür bir ip kullanıyorsun peki? Kendi yaptığım ipek iplerimi kullanıyorum. Ve hepsi de midemden dışarı fırlıyor. Bir örümceğe veya böceğe göre bu ağlar çelik kadar güçlüdür. Bu çok güzel. Woo! Sırada baş yapıtımı tamamlamak için daireler yapılacak. Bunu orada tutabilir misin Blippi? Evet. Vay canına, bu bir daire şekli. Aa, mükemmel. Bir göz atmak için o ipi tut ve aşağı sallan Blippi. Vay! İnanılmaz. Bekle. Ağındaki bu şey benim resmim mi yoksa? Evet sensin. Aa, bu benim baş yapıtım. Şimdi test edebilirsin. Zıplat. Bakalım dayanacak mı? Hey!
Oho! Yapışkan kızım böcekleri yakalayıp yemek içindir. An çok güzel ve çok kullanışlı Spencer. Ayrıca soruma da cevap verdin. Örümcekler ağlarını nasıl yapar? Güzel, dairesel bir tasarıma sahip bir ağ oluşturmak için süper güçlü ve yapışkan ipek ipliklerini kullanıyorlar. Cevabı yükle Debo. Bize nasıl mükemmel bir ağ oluşturduğunu gösterdiğin için çok sağ ol Spencer. Hoşça kal. Güle güle. Oh, çukur kazan şu şirin küçük sincaba baksana. O fındığı gömdüğünü sen de gördün mü? Bu çok doğru Debo. Cevabı bilmemiz gerekiyor. Merak ediyorum. Sincaplar neden fındıklarını gömüyor? Ekskavatör koluna ve kanatlara ihtiyacım olacak. Ekskavatör kolu, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Bak Debo. Bu bir meşe palamudu. Bu bir tür fındıktır ve sincaplar onları çok sever. Gel sincap sincap. Burada meşe palamudu var. Fındık, fındık. Daha çok fındık istiyorum. Asla fındığa doymuyorum. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da arkadaşım Debo. Senin için fındık bulduk. Fındık? Ah, meşe palamudu için teşekkür ederim. Benim adım Sparky. Ben bir fındık uzmanı sayılırım. O zaman bize söylemelisin. Sincaplar neden fındıklarını gömer? Ne? Sen fındıklarını gömmüyor musun? Benimle gel. Kaybedecek zaman yok. Bize gereken fındık fındık ve daha çok fındık. Burası bahçe. Bir şeyi toplayıp gömmek için en sevdiğim yerdir. Aslında saatte 25 şey gömebilirim ben. Bu kadar çok gömme işi. Hepsini nereye koyduğunu nasıl hatırlıyorsun? Her şeyi burada tüylü kafamda tutuyorum ben. Hafızam harikadır. Benim gibi hatırlayabileceğini mi sanıyorsun? Denemek ister misin? Kesinlikle isterim. Tamam, izle şimdi. Tamam. O meşe palamutlarını nereye gömdüğümü hatırlıyor musun bakalım? Tabii hatırlıyoruz. Bu çok kolay. Meşe palamudu değil. Bu sandığımdan daha zor. Merhaba leziz ceviz. Hiç meşe palamudu bulamıyoruz. Bu doğru. Çünkü fındıklarımı sadece ben bulabileyim diye saklamaya özen gösteriyorum. Onları böyle saklıyorum ve kışın yiyecek bulmanın daha zor olduğu zamanlarda acıktığımda onları çıkaracağım. Çok havalı. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Sincaplar neden fındıklarını gömer? Sincaplar daha sonra yiyebilmek ve kışın yeterli yiyeceğe sahip olabilmek için fındıklarını ve diğer şeyleri gömer. Hadi cevabı yükle Debo. Hoşça kal Sparky. Güle güle. Kazmaya devam et. Bugün hava çok sıcak ve dondurmam eriyip elime damlıyor. Merak ediyorum. Dondurma neden elimdeyken eriyip elime damlıyor? Ne dedin Teps? Dondurma kamyonuna gidip bir uzmana mı soralım? Bu harika bir fikir. Bana gerekenler kanat, ekskavatör kolu ve ördek ayakları. Kanatlar, ekskavatör kolu, ördek ayakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Ve Blippi Mobil maceraya hazır. Şimdi gidip dondurmamın neden elimdeyken her zaman eridiğini öğrenelim. Küçülüyoruz. Woohoo! Dondurma kamyonundayım. Merhaba. Mahalleme hoş geldiniz. Ben Sherry Pop. Uğramanıza sevindim. Merhaba Sherry. Benim adım Blippi. Dondurmamın neden hep elimdeyken eridiğini çok merak ediyorum. Cevabı biliyorum ama önce biraz donmuş eğlence yapalım. Pekala. Woohoo! Dondurmada kayıyoruz. Pasta süsünde kayıyoruz.
ve çikolatalı şekerleme de yüzüyoruz. Sherry, sen eriyor musun? Evet, eriyorum. Çünkü şu anda çok sıcağım. Ama dondurucu da serinleyeceğim ve birazdan iyi olacağım. Buz gibi. Peki, orada işler nasıl Sherry? Gerçekten dondurucu. Ve artık hazırım. Vay canına. Orası süper donmuş görünüyor. Evet, benim gibi donmuş bir tatlıyken üşümek gerçekten güzeldir. İdeal sıcaklığım 32 derece Fahrenheit, 0 santigrat derecedir. Eğer böyle soğuk kalırsam asla erimem. Bunu bilmek güzel. Anlıyorum, daha önceki dondurmam gibisin. Dondurucudan çıkıp Blippi-Mobil'in sıcaklığına girdiğinde erimeye başladın. Görünüşe göre dondurmam buraya gelmeliymiş. Çok haklısın. Bu ne demek? Sorumun cevabını alabildik. Neden dondurmam elimdeyken eriyor? Bunun nedeni, dondurmalar çok ısınırsa mutlaka erir. Bu yüzden onları dondurucuda tutuyoruz. Cevapları yükle Tevz. Sherry, tamamen lezzetli bir macera için teşekkür ederim. Çok havalıydı. Serin kal Blippi. Hoşça kal. Salata. Ya, teşekkür ederim. Bu marul parçasının dişime yapıştığını bilmiyordum. Sanırım diş fırçasının faydası olurdu. Merak ediyorum. Dişlerini temizlemek için diş fırçasını nasıl kullanıyorsun? Harika bir fikir. Ağızda bir diş fırçasıyla buluşabiliriz. Kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Hadi şimdi keşfe çıkalım. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi-Mobil maceraya hazır. Şimdi küçülüp bir ağza girmenin zamanı. Küçülüyoruz. Bir ağzın içindeyiz. Haklısın Tebs. Bu dişleri temizlemenin bir yolunu bulmalıyız. Fırçanın yardımı olur mu? Merhaba, ben Fırça Bill. Peki sen kimsin? Merhaba, benim adım Blippi. Ve bu da Tebs. Dişleri temizlemek için diş fırçasının nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyorum. Pekala, bunu doğru fırçaya soruyorsun. Hadi atla ve sana dişleri temizlemenin en iyi yolunu göstereyim. Harika. Hey, Fırça Bill, fırça kısmındaki diş macunu mu? Evet bayım, dişlerin sağlıklı ve yiyeceksiz kalmasını sağlıyor. Tamam, şimdi dişleri böyle fırçalayacaksınız. Önce ön tarafa gidelim. Bakın, her dişte küçük daireler çizeceksiniz. Tamam, ön taraf bitti. Şimdi arka tarafa gidelim. Döndük, çevirdik. Küçük daireler dönüyor, dönüyor. Pekala, biraz daha yapalım. Daireler, daireler, daireler. Bu dişler azı dişlerdir. İşin çoğunu onlar yaptıkları için onlara çiğneme ekibi diyorum. Biliyorum Tebs. Diş fırçalamak çılgın bir yolculuk. Vay canına. Sanırım artık sorumun cevabını öğrendim. Dişlerini temizlemek için diş fırçasını nasıl kullanırsın? Bir diş fırçası küçük dairesel hareketlerle tüm dişlerin önünü, arkasını ve aralarını iyice fırçalayarak temizler. Ve bu da tüm yiyecekleri dişlerin arasından dışarı itip onları güzel ve temiz yapar. Cevabı yükle Tebs. Teşekkür ederim Blippi ve Tebs. Süper parlak dişler için günde iki kez her seferinde en az iki dakika diş fırçalamayı unutmayın. Unutmayız. Bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz Fırça. Hoşça kal. Haklısın Divo. Bu bir kanguru geçidi tabelası. Ve şu anda Avustralya'dayız. Yani... Sanırım bir kangurunun ne zaman zıplayacağını asla bilemezsin. Vay, ne muhteşem bir sıçramaydı. Merak ediyorum, bir kanguru ne kadar yükseğe zıplayabilir? Harika bir fikir. Gidip şu kanguruya soracağız. Bu macera için kurbağa bacağına ihtiyacım olacak. Kurbağa bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin.
İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Artık taşradayız. O yüzden gidip bir kanguru bulalım. Merhaba, ben Rooney. Havalı görünen arabanızda sizi bu noktaya getiren nedir? Merhaba Rooney, benim adım Blippi ve bu da Debo. Bir kangurunun ne kadar yükseğe zıplayabileceğini görmek istedik. Aa, çok memnun oldum. Burada aracın kadar yükseğe zıplayabilirim ama daha yükseğe de zıplayabilirim. Ay, Rooney çok yükseğe zıplayabiliyor ve süper hızlı. Ah, sen de epey hızlısın. Küçük bir yarışa var mısın? Eğlenceli olur. Tamam. Şuradaki büyük kum taşı kayasının etrafında yarışalım. Biz ona Uluru diyoruz veya Ayers kayası. O Avustralya'nın kalbidir. Vay canına. Çok güzel. Ve buraya ilk gelen kazanır. Anlaştık Rooney. Bu arada yolda belki bir veya iki çit vardır. Öğrendiğim iyi oldu. Ve şimdi sorumun cevabını almış bulunuyorum. Bir kanguru ne kadar yükseğe zıplayabilir? Kangurular yerden 3 metre kadar yüksekliğe zıplayabilirler. Cevabı yükle Debo. Bu eğlenceliydi. Serinlemem gerekiyor. Bu yüzden kolumu yalıyorum. Bu bir kanguru olayı. Görüşürüz. Güle güle. Vay! Zıplatan kum tepeleri. Ve hatta daha da zıplatan. Vay canına, ne muhteşem bir kumdan kale. Dalga geliyor. Ah hayır. Görünüşe göre o kale o dalgayla boy ölçüşemiyor. Merak ediyorum. Suyla yıkılmayan bir kumdan kale yapabilir miyim? Evet, haklısın Tebs. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Kendime bir kumdan kale yapmam gerekiyor. Ekskavatör koluna ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Ekskavatör kolu, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil harekete geçmeye hazır. Gidip suyla yıkılamayacak bir kumdan kale yapalım. Şimdi kendimizi kumdan kale boyutunda yapmalıyız. Küçülüyor. O serin okyanus esintisini hisset Tebs. Vay canına. Merhaba, ben Yengeç Yengeç. Çok memnun oldum. Olamaz. Gücümün farkında değilim. Merhaba Yengeç. Benim adım Blippi ve bu da benim Blippi Mobilim. Buna bayıldım. Peki, eğlenceli bir geziye mi çıktın? Aslında yengeç, buradayım çünkü suyla yıkılamayacak bir kumdan kale yapıp yapamayacağımı merak ediyorum. O zaman doğru yengece geldin. Ben planlayıcı, kazıcı ve inşaatçıyımdır. Sana yardım edebilirim. Harika. Şimdi yapacağımız ilk şey bir hendek inşa etmek. Bu bir delik için süslü bir kelime. Durum şu, gelen su o deliğe giriyor ve o zaman arkasında olan şeyler de yıkılmıyor. Yani hadi kazalım. Kaz 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 kaz. Kaz 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 kaz. Woo! Vay canına, ne delik ama. Şimdi de kumdan kale yapalım. Haklısın Tebs. Küreye ihtiyacımız olacak. Bitti. Başarılı. Onu hemen inşa ettin. Ve hendeğimiz de mükemmel. Hendek kumdan kalenin her tarafına kazdığımız deliktir. Harika bir hendek ve yapılmış en iyi kumdan kale. Dalga geliyor. Hendek işe yaradı yengeç. Bu sanırım sorumun cevabını aldığım anlamına geliyor. Suda yıkılmayan bir kumdan kale yapabilir miyim? Suyu yakalamak için etrafına bir delik açarak bunu yapabilirim.
Cevabı yükle Tabs. Sağ ol yengeç. Sonra görüşürüz Blippi. Kazmaya devam et. Yağmur yakında dinecek mi Tabs? Harika. Ben de tam eğlenceli resmimi bitirmiştim. Ne tahmin edebilir misin? Vay, kesinlikle doğru. Ormanda paten kayarken elinde bir fincan çay tutan penguen. Ne kadar çok renk var. Vay canına. Bir gökkuşağı. Ne kadar çok renk var. Merak ediyorum, bir gökkuşağı renklerini nasıl alıyor? Harika fikir Tabs. Uçup gökkuşağına sorabilir ve öğrenebiliriz. Ama önce kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Hadi keşfe çıkalım. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi gidip gökkuşağı renklerini nasıl alıyor öğrenelim. Hanımlar ve beyler, lütfen dikkatinizi verin. Büyük mavi gökyüzü doğanın en büyük etkileyicisini sunmaktan gurur duyar. Ben gökkuşağı Bowie'yim. Vay canına. Merhaba, ben Blippi'yim. Büyük bir hayranınım Bowie. Senin tüm renklerini biliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Renklerimle gurur duyuyorum. Onları tek tek göstereyim. Nasılsınız? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, menekşe. Harika iş çıkardın Blippi. Aslında bugün büyük bir gün. Çift gökkuşağı gösterisi yapıyoruz. Ah, performansımın bir parçası olmalısın. Gerçekten mi? Onur duyarım ama ben renklerini nasıl alıyorsun bilmiyorum. Bana gösterebilir misin? Elbette süper hayran Blippi. Önce kümülüs bulutu denilen bu kabarık buluta bir bakalım. Aa, yeni yağmur yağmış gibi görünüyor ki bu mükemmel. Bu havada çok fazla su damlası olduğu anlamına gelir. Vay! Bu bulutun bir sürü küçük su damlası var. Etiket doğru. Tamam, sonraki adım bulutu güneş ışığı su damlacıklarının arasından bu şekilde parlayacak şekilde konumlandırın. Şimdi ışık suyun içinden geçtiği zaman bükülür ya da kırılır ve ardından da ışığı gökkuşağının bütün renklerini ayırır. İşte. Bu çok harika. Sanırım sorumun cevabını almayı başardım. Gökkuşağı tüm farklı renklerini nasıl alıyor? Güneş ışığı suyun içinde parladığında ışığı büker ve ışınlarını gökkuşağının bütün renklerine ayırır. Cevabı yükle Tabs. 5, 6, 7, 8. Vay canına. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Nasılsın? Pekala, sonra görüşürüz Blippi. Ayı görüyorum, yıldızları ve şu bir gezegen mi? Ah, öyle Tabs. Vay! Uzayda güneş ve gezegenlerle dolu koca bir alan var. Buna güneş sistemi deniyor. Merak ediyorum. Güneş sisteminde hangi gezegenler var acaba? İyi fikir Tabs. Hadi hemen uzaya gidelim. Bir roket iticiye ihtiyacım olacak. Roket itici onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Şimdi gezegen boyutu olma zamanı. Büyüyoruz. Evet Tabs, uzaydayız. Vay canına, bu bir meteor. Merhaba, benim adım Blippi. Uzaya hoş geldiniz. Benim adım Meteor Mary. Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler hakkında bilgi edinmek için buradayım. Güneş sistemimizde 8 gezegen var. Hadi onlarla tanışalım, olur mu? Alev alev yanan güneşe en yakın 2 en küçük ve en sıcak gezegenler Merkür ve Venüs'tür. Vay! Vay canına! Gerçekten sıcak. Gitmeliyiz. 3. gezegen senin evin. Dünya. Merhaba anne. Sonra Mars var, kızıl gezegen. Mars kırmızıdır çünkü paslı toprakla kaplıdır. Ne kadar çok toz var. Gelin hadi.
sırada tüm gezegenlerin toplamından daha büyük olan dev Jüpiter var. Yine de beni korkutmuyor. Oh! Gitmeliyiz! Artık Güneş'ten gerçekten çok uzaktayız. Satürn'e ve halkalarına hoş geldiniz. Vay! Çok güzel görünüyorlar. Daha yaklaşabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Bekle, henüz bitirmedik. Solunda da Uranüs var. Güneş'ten milyarlarca kilometre uzakta, çok soğuktur. Şimdi en uzak, en rüzgarlı ve en soğuk gezegen olan Neptün için alkışları duyalım. Blippi? Vay canına! Artık sorumun cevabını aldım. Güneş sistemimizde hangi gezegenler var? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Cevabı yükle Tebs. Tur için teşekkür ederim Mary. Bu çok çılgıncaydı. Görüşürüz Blippi. Yağma zamanı. Meteor yağmuru zamanı. Güle güle Meteor Mary. Lezzetli bir meyveden daha iyi ne olabilir? Haklısın Debo. Sebzeler de çok lezzetli. Merak ediyorum. Meyve ve sebze arasındaki fark nedir acaba? Bu süper bir öneri. Bunu anlamak için o bahçeye gideceğiz. Kanatlara ve bir tutucu kola ihtiyacım olacak. Kanatlar, tutucu kol onaylandı. Tamamdır Enginar. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Pekala. İşte her türlü meyvenin ve sebzenin yetiştiği bir hobi bahçesine geldik. Bak. Şurada bir tane var. Öne çıkın. İşte salatalığın onaylı taze oyun şovunun sıradaki yarışmacıları sizsiniz. Meyve mi, sebze mi? Bize isimlerinizi söyleyin. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Debo. Blippi ve Debo, başlamadan önce kısa bir inceleme. Bütün meyvelerin içinde çekirdek veya tohum bulunur ve çiçekli bir bitkide yetişirler. Meyvelerin çekirdekleri veya tohumları vardır ve hep çiçekleri vardır. Ve sebzeler çok farklıdır. Onlar birer kök ve yapraktır. Bunu da anladım. Harika! Hadi oynayalım. Söyle bakalım Blippi, bu havuç bir meyve mi yoksa... Havuç bir sebzedir çünkü o bir kök ve yaprakları var. Bu doğru. Bakalım Blippi 2'de 2 yapabilecek mi? Hadi söyle bana, bu domates bir meyve mi yoksa bir sebze mi acaba Blippi? Bu çok zor. Tamam, bir bitkiden domates yetişir ama tohumları da vardır. Aynı zamanda sebze mi? Çok üzgünüm, domates bir meyvedir dostum. Şimdi son sorun geliyor Blippi. Söyleyebilir misin? Bu çilek acaba sence bir meyve mi yoksa sebze mi? Çilek bir meyvedir. Evet, çilek bir meyvedir. Ve artık iki doğru cevap verdiğin için bu kupa senindir. Vay canına, teşekkür ederim Bay İnce. Ve aynı zamanda sorumun cevabını da aldım. Meyve ve sebze arasındaki fark nedir? Sebzeler kök ve yapraktır ve meyvelerin çiçekleri, tohumu veya çekirdeği vardır. Cevabı yükle Debo. Hoşça kal Bay İnce. Tebrik ederim Blippi. İşte bizim oyunumuz. Ben İnce Salatalık ve bu arada ben bir meyveyim. Gelecek sefere özel konuğumuz Madame Mango meyve mi sebze mi de olacak. Vay. Vay. Vay canına Tebs. O zıplayan kale gerçekten muhteşem. Merak ediyorum. Ayda zıplamak nasıl olurdu?
Bu harika fikir Tebs. Ay'a gidebilir ve öğrenebiliriz. Bana gerekenler roket fırlatıcı, ekskavatör kolu ve kurbağa bacağı. Jetler, ekskavatör kolu, kurbağa bacağı onaylandı. Tamam, hadi keşfe çıkalım. Blippi Mobil macera için artık fırlatılmaya hazır. Ve işte ay orada. Evet. Tamam, inme zamanı. Hey, bu gıdıklıyor. Sen kimsin? Benim adım Ay Kayası Rocky çünkü ben kayayım. Merhaba Rocky, benim adım Blippi ve bu da Tebs. Ayda zıplamanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için buradayız. Bunu ben hiç denemedim çünkü kayayım ama bir bakalım ben. Ayağa kalkıp binecek miyim? İşte bu. O zaman zıplayalım. Çak 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 çak. Burada bir tüy kadar hafifim. Bu kadar çok eğlenebileceğimi gerçekten bilmiyordum. Harika. Woohoo! Bu kadar uzun süre havada kalmamız inanılmaz. Düşmek neden bu kadar uzun sürüyor peki? Bunun sebebi yer çekimi. Ay çizmelerinizi yerde tutan görünmez bir güçtür. O her şeyi aşağı çeker. Ama ay çok daha küçük olduğu için ayın çevresinde dünyadakine göre çok daha az yer çekimi vardır. Demek bu yüzden böyle süzülebiliyoruz. Sorumun cevabını alabildim. Ay üstünde zıplamak nasıl olurdu? Bu çok eğlenceli ve zıplamalar gerçekten büyük. Çünkü ayda dünyadakine göre daha az yer çekimi vardır. Cevabı yükle Tebs. Süzülüyormuş gibi hissediyoruz ama yer çekimi bizi yavaşça aşağı doğru çekiyor. Çak 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 çak. Ay kayası Rocky olarak geçirdiğim en harika zaman için teşekkür ederim. Hoşça kal Rocky. Zıplamaya devam Blippi. Vay canına. Vay. Bak. Geceleri uçan bir kuş. Ha, bu bir yarasa. Merak ediyorum. Yarasalar karanlıkta nasıl uçuyor? Çok iyi fikir değil bu. Hadi gece uçuşu yapalım. Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Oh, bu ışıklar kimin? Merhaba, benim adım Blippi. Seni bulmak için parlak farlarımı açtım. Merhaba Blippi, ben Yarasa Met. En sevdiğim rotada uçmak için dışarı çıkıyordum. Bana katılır mısın? Tabii. Ben de yarasaların karanlıkta nasıl uçtuğunu merak ediyordum. Sana gösterebilirim. Ama bir şey var Blippi. Farlar kapanacak. Tamam. Hadi gidelim. Vay! Ne kadar karanlık. Ağaçlar! Kaç! Dikkat et! Oo! Blippi! O ağacı duymadın mı? Hayır, duymadım. Bekle, sen bana şimdi ağacı duydun mu dedin? Evet, yolumdaki her şeyi duyabiliyorum. Dikkat, kayalar! Vay, bunu nasıl yaptın? Yarasalar eko konumlama adı verilen özel bir yeteneğe sahiptir. Sesler çıkarıyorum ve onlar nesnelerden yansıyıp yankılanıyor. Böylece nesnelerin nerede olduğunu ve onlardan ne kadar uzakta olduğumu anlayabiliyorum. Ciddi misin Debo? Yani bir robot köpek olduğun için senin de eko konumlanman mı var gerçekten? Peki, hadi kullanalım. Hadi uçalım. Evet. İyi uç.
uçuştu çocuklar. Teşekkür ederim. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Yarasalar karanlıkta nasıl uçar? Eko konumlanmayla. Yarasalar karanlıkta nerede olduklarını duyabilmeleri için nesnelerden yansıyan ve yankılanan yüksek perdeli sesler çıkarır. Hadi cevabı yükle Dibo. Ah, yatma zamanım geldi. Sizinle uçmak eğlenceliydi Blippi ve Dibo. Baş aşağı mı uyuyorsun? Vay, yarasalar harikaymış. Hoşça kal yarasa Matt. Nefis. Bu hindili sandviçler çok lezzetli olacak. Oh, şu hale bak. Hey, tabanda yürüyen şu sineğe bakar mısın? Merak ediyorum. Sinekler tavanda nasıl yürüyor? Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Hey Dibo, sanırım o sineği tanıyorum. O Horace. Merhaba Blippi, nasıl gidiyor dostum? Sen o tavana nasıl çıktın? Bu çok kolay. Şunu izle. Hoppa, hop, tada. Oh, vay. Evet efendim, tavan benim kişisel dans pistimdir. Şimdi sen dene. Başlıyoruz. Wow! Ama Blippi Mobil neden tavanda senin gibi duramıyor? Püf noktan nedir? İşte püf noktası. Yapışman gerek. Yapışmak mı? Şöyle ki benim ayaklarım tavana yapışmama yardımcı olan süper yapışkan bir yapıştırıcı üretiyor. Al sen de dene. İzninle deneyeceğim. Başlıyoruz. Vay! Oho! Şimdi ben de tavana yapışıyorum. Bütün şu dağınıklığa baksana. Aa, yapıştırıcı bizi yerimize yapıştırdı. Bunun nedeni senin sinek bacağı bükülmesini yapamıyor olman tabii. Sinek bacağı bükülmesi mi? Bu doğru. Yapıştırıcı o kadar güçlüdür ki yürümek için kendimizi tavandan aşağı itmemiz gerekiyor. İşte böyle. Yani böyle mi? Evet yaptın. Şimdi dans edelim. Hadi. Sinek bacağı bükülmesi yap. Sinek bacağı bükülmesi yap. Böyle olduğunda ayaklarını kurtar. İşte böyle. Evet başardık. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Sinekler tavanda nasıl yürüyor? Sinek bacaklarının tavana yapışmalarını sağlayan özel bir yapıştırıcısı vardır. Hadi cevabı yükle Dibo. Pekala, şimdi akşam yemeği yemeye gidiyorum. Görüşürüz Blippi. Hoşça kal. Vay canına, şu kuş bir sürü dal taşıyor. Doğru Dibo, onları yuvasına götürüyor. Merak ediyorum, kuşlar nasıl yuva yapar? Çok iyi fikir. O kuşu takip edelim ve bize gösterecek mi bakalım. Kanatlara ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Kanatlar, tutucu kol, onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Dibo. Oh, hayır, senin yuvana ne oldu? Merhaba Blippi ve Dibo, ben Jody. Dün gece bir fırtınada yuvam hasar gördü. Oh, merak etmeyin yumurtalar. Anne yuvamızı yeniden inşa etme görevinde. Yuvayı nasıl yaptığını merak ediyorduk. İki yumurtama bakması için fazladan kanat iyi olurdu. Aa, Dibo onlara bakmayı çok ister.
Aa, teşekkür ederim Dibo. Şimdi Blippi, benimle malzeme almaya gelir misin? Çim, çamur ve dallar. Hepsi Jake'in evinin orada. Onu meşgul etmemiz gerekecek. Dost canlısı değildir. Hadi gidelim. Aa, güzel kuşçuk. Jody, o çimenin durumu nedir? Çimen alındı. Çamuru toplama zamanı. Şimdi çamur yuvaya iniyor. Tek ihtiyacımız bu dalın sonundan birkaç ince dal. Yeni mi bu kuş? Ah, teşekkür ederim Dibo. İnşa zamanı. Önce dallar ve çimenlerle bir daire çiziyorum. Sonra onlara üst üste daha fazla ince dal daireleri ekliyorum. Vay canına, gaganı kullanarak yapıyorsun. Çamur yuvayı bir arada tutan tutkal gibidir. Yuvan gerçekten muhteşem oldu Jody. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Kuşlar yuvalarını nasıl yapar? Jody gibi kuşlar çimen ve dallar gibi doğal şeyler bulur. Sonra hepsini bir arada tutmak için çamur kullanır. Hadi cevabı yükle Dibo. Güle güle Blippi ve Dibo. Yardımlarınız için sağ olun. Hoşça kal Jody. Görüşürüz yumurtalar. Vay canına. Ne kadar yüksek bir dağ. Eminim çok daha yüksek dağlar vardır Tebs. Merak ediyorum. Dünyanın en yüksek dağı hangisi acaba? Harika fikir Tebs. Himalayalara gidip bunu öğreneceğiz. Kanatlara ve tutma koluna ihtiyacım var. Kanatlar, tutma kolu onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Gidip dünyanın en yüksek dağını bulalım. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tebs. En yüksek dağı arıyoruz. Şu anda ona tırmanıyorum. Merhaba, ben Yeti Beti'yim. Yeti. Tam da tepeye gidiyordum. Orası en iyi karın olduğu yer. Eski kardan daha kötü bir şey yoktur. Seninle gelebilir miyim? En yüksek dağın zirvesinin nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum. Tabii ki, ama hazır olun. Bu da süper yüksek. Ne kadar yüksekteyiz. Ve burada hava çok soğuk. Teşekkür ederim. Sıcak kakaoya bayılırım. Vay canına. Yakaladım. Ucuz atlattık. Hey, bu dağın zirvesi. Evet, başardık. Wow, burası bayağı rüzgarlıymış. Ah, tuttum seni Blippi. Peki bu dağın adı nedir? Adı Hamalamba. Ah, siz buna Everest Dağı diyorsunuz. Haklısın Tebs. Artık sorumun cevabını aldım. Dünyanın en yüksek dağı hangisidir? Adı Everest Dağı. Yüksekliği tam olarak 8849 metredir. Cevabı yükle Tebs. Ve burada kar çok lezzetlidir. Kar geğirmesi. İyi kar atıştırmaları. Hoşça kal Yeti Beti. Güle güle Blippi. Çikolatayı seviyorum. Ara sıra sadece biraz. Sen de seviyor musun Dibo? Tamam. Köpekler çikolata yiyemez. Karınlarını ağrıtır.
Merak ediyorum. Acaba çikolatalar nasıl yapılıyor? Harika bir fikir. Şu çikolata fabrikasına gidip bunu öğrenebiliriz. Kanatlara, hava aracına ve pervane motoruna ihtiyacım var. Kanatlar, hava aracı, pervane motoru onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi çikolata fabrikasında biraz çikolata yapalım. Merhaba. Sen kakao çekirdeği değilsin. Onlara ihtiyacım var. Böylece çikolata yapmaya başlayabiliriz. Ben çekirdek değilim. Benim adım Blippi ve bu da Debo. Merhaba Blippi. Merhaba Debo. Ben çikolata Barb'ım. Çikolata fabrikama hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çikolataların nasıl yapıldığını görmek isterim. Seninle gelebilir miyiz? Kesinlikle. Her şey kakao çekirdekleriyle başlar. Bu çekirdekler bitkilerden gelir. Peki, çekirdek nasıl çikolata haline geliyor? Küçük bir yolculuğa çıkarlar. İlk olarak çekirdek banyosu. Sonra çekirdeklerimiz kavrulur ve kızarır. Sonra ufacık çekirdek haline getirilirler. Çekirdek tozumuz daha sonra şeker ve sütle karıştırılarak tatlı ve pürüzsüz hale getirilir. Hadi Debo, kayak zamanı. Hayır mı? Ama eğlenceli olacak. Çikolata kaplı Debo. Çikolatalar çubuk halinde soğuduktan sonra onları sarıyoruz ve sonra hazırlar. Tada! Vay canına! Birbirinize benziyorsunuz ve sorumun cevabını almış bulunuyorum. Çikolata çubukları nasıl yapılıyor? Kakao çekirdekleri yıkanıyor, ısıtılıyor, ufalanıyor, süt ve şekerle karıştırılıyor ve sonra bir çikolata kalıbı şeklinde soğutuluyor. Cevabı yükle Debo. Bu çok tatlı tur için teşekkür ederim Barb. Rica ederim. Güle güle Blippi. Hoşça kal.